ailesine iyi bir evlat olmayı, memleketine, vatanına, devletine faydalı bir birey olarak yetişmesini sağlamak için biz bu imhatip okullarında öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Ama şunu söyleyeyim ki hiçbir imhatip ortaokulu ve imhatip lisesi mezunu bir öğrencimiz devletin hiçbir zaman, hiçbir dönemde aleyhine çalışmamıştır. Devletin her zaman için faydalı, topluma, çevresine, memlekete faydalı bir birey olarak yetişmişlerdir. Toplumumuzun da ayrıca dini hizmetlerini yerine getirmede maalesef, yani Kur'an'da Allah yolunda, memleket vatan yolunda ölen kişilere ölü demeyiniz. Onlar zira diridirler. Onlar ahirette, onlar onun karşılığını Allah-u Teala verecektir. Ülkeler arasında Türk milletinin, Türk milletimizin nasıl bir direniş gösterdiğini, o tankların altına yatmayı, tankları paletlerin önüne yatarak koskoca 60 tonluk tankı durduran ruhu biz unutmayacağız. Bu dünyaya da bunu kanıtlamış olduk hocam. Biz bunu dünyaya kanıtladık. Dünya İslam alemi bizim bu mücadeleci ruhumuzu, bu mücadelemizi, 15 Temmuz'a karşı olan dik duruşumuzu hiçbir zaman unutmayacak ve bunu İslam dünyası büyük bir destan olarak, eminim ki destan olarak bunları anacaklar. İşin açıkçası Tayyip'in sesini duyana kadar hiçbir zaman işimiz rahat olmadı. Ama sonuç olarak biz kazandık. Darbeyi gerçekleştiremediler. Bunu halkımız yaptı. Ve bu büyük Allah'ın bir lütfu. Saat yani 11'de gerçekleşti bu. Daha geç olabilirdi ve hepimizi uyurken olacaktı bu. Yani devleti ele geçireceklerdi. Osmanlı'nın gücünü gördük, Türk halkının. Gücünü gördük. Evet. Halkımız bilinçli bir şekilde, evet, vatanına, bayrağına sahip çıktı. Evet. Son olarak burada duran sınıfa neler söyleyeceksiniz? Öbeti teşekkür bekleyen ediyorum. Yani devam ediyoruz, evet. Yani devam edeceğiz bu nöbetlere, bu direnişe devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Son olarak şunu söyleyeyim isterseniz. İmam Hatip öğrencileri, şundan eminim ki İmam Hatip öğrencileri tankın üstüne nasıl çıkılacağını bilen öğrenciler olarak yetiştireceğiz biz İmam Hatipleri. Bundan milletimiz emin olsun ve toplumumuzdaki insanları, öğrencilerini, çocuklarını İmam Hatip'le buluşturmayı hedef alsınlar. Çünkü İmam Hatip öğrencisi, inanın, bu toplumun en faydalı, en sağlıklı, dini inanış ve anlayış olarak, yaşantı olarak en düzgün bir şekilde yaşayan kesimidir. Onun için de toplumumuzu biz İmam Hatip ortaokullarına, öğrencilerini, çocuklarını yönlendirmelerini arzu ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Nöbete devam hocam. Biz nöbete devam. Nöbete devam ediyoruz. Nöbet bizim asli görevimiz oldu. Evet hocam, teşekkür biz ediyoruz. Biz asli, nasıl ki 5 vakit namazımızı kılıyoruz, o asli görevlerimiz, o asli görevimize de bu nöbet görevini de eklemiş olduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.